Güzel yüzlüm, bu bence ayıp yani ve çok acı. Mesela bir genç kız başını örtmek istiyor, başı açık haram olduğuna inanıyor. Yani o çocuğun çekeceği azabı bir düşünün. Mesela polis olmak istiyor ama başınızı örtemezsiniz diyor. Rahatça o görevi ifade edecekken, severek yapacakken, harama girmemek için o çocuk işine girmiyor, gidip evde oturuyor. Yazık, günah değil mi ya? Türban, yani çarşaf hükmünde görüyorsa, başını örtecekse ibadetine engel olmamak lazım. Onun kimseye bir zararı yok. Yani üstüne mesela polis şapkasını da giyiyor. Hiçbir riski yok. Hiç kimseye bir zararı zoru yok. Dolayısıyla bence ayıp, yani çok yakışıksız olur. Serbest olması lazım. Yapıldı o yasak, millet mutlu olmadı, hep onun acısı çekildi. Herkes bunun acısını çekti. Dinsiz de dindarı da acısını çekti. O genç kızlar mesela pastaneye gidemiyorlar, sokakta gezemiyorlar, başörtülü. Yani bütün millet bunun rahatsızlığını yaşadılar. O başörtüsü zorla çekip açmalar arkadan. Ya bir genç kız yani çırılçıplak soyunmuş gibi gelir ona o. Yazık, günah değil mi? Çocuğa onu yapıyorsun. Haram biliyor. Niye yapıyorsun ya, elleme? Haram bildiği bir şeyi niye ona zorla yaptırtıyorsun? Ha ağzına şarap dökmüşsün, ha onu yapmışsın. Ha zorla domuz eti yedirmişsin, onu yapmışsın. Bırak elleme. Kimseye bir zarar olmaz onun. Evet, dinliyorum.